Merhabalar dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz afiyettesinizdir. Bugün Plak isimli oyunda tedavi modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle normal modda bütün bölümleri bitireceğiz demiştik. Bakteri, virüs ve parazit bölümlerini geçtik. Şimdi sırada mantar var. Mantarda bir anda kıtalar arası bir yayılma söz konusu olacak. Oynadığımız zaman normal zorlukta oynuyorum. Şöyle rastgele bir isim verebilirim. Bu arada videoya geçmeden önce artık bunları video başında bir kerecik hatırlatacağım, sonrasında hatırlatmayacağım. Videoları beğeniyorsanız, geçmenize yardımcı oluyorsa, kanala abone olursanız benim için çok büyük bir destek olur diyorum. Ve çok da fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Geçen yorumlarda bir arkadaş yazmıştı. Normal modda oynarken bu da bir seçenek arkadaşlar. Bu sefer öyle yapalım isterseniz. Normal modu şu şekilde de rahatlıkla geçebilirsiniz. Buradan operasyon kısmından otoritemizi iyice yükselttikten sonra, ki bunu da nasıl yapacağız? Hemen birazdan göstereceğim. Otoriteyi iyice yükselttikten sonra, uyum riskini iyice azalttıktan sonra karantinaya gelip bütün kıtalara karantina uygulaması yapıp tedavi tamamlanana kadar herkesi içeride bırakıyoruz. Normal modda bunu yapıp bütün bölümleri kolay kolay geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Belki biyolojik silah bu şekilde çalışmayabilir. Tam emin değilim ama onu da geldiği zaman bakarız nasıl geçeceğimizi hep beraber görürüz. Şimdi burada şu özelliği de açıyorum ben. Şu an Fransa'da mantar hastalığımız ortaya çıktı. Şimdi şöyle Avrupa'ya öncelikle bir uyarımızı verelim. Şöyle Fransa'ya gönderelim. İşte burada mantarın koloniler halinde yayıldığından bahsediyor. Şöyle Amerika'ya gönderelim. Burada arkadaşın yorumlarda dediği şey şu, onu hemen yapalım. Şurada Avrupa'ya hemen bir karantina uygulaması başlatıyorum. Hastalık bildiren ülkelere. Birazdan Amerika'ya karantina uygulaması başlatacağım. Buradan hemen geliyorum. Amerika'ya karantina uygulaması başlatıyorum. Burada gelip bu mortgage ve kira ödemeleri özelliğini de açıyorum. Bunu da açtıktan sonra arkadaşlar artık bizim uyumsuzluk riski önemli ölçüde azalacak. Şöyle bütün ülkelere de uyarı veriyorum. Sonrasında da bütün ülkelere tek tek karantina uygulaması başlatacağız. Şöyle Grönland'da uyumsuzluk artıyormuş. Grönland'da hemen bir ekonomik yardım paketinde bulunalım. Şöyle oyun hızını bir tık azaltacağım. Buradan hemen bütün ülkelere sırayla karantinayı başlatıyorum. Uyumsuzluğun arttığı yerlere de para veriyoruz arkadaşlar. Buradan artık ölümcüllüğü azaltmaya yönelik özellikleri açacağım. Çünkü hastalık çok fazla ölümcül olduğu zaman da otoritemizi kaybetmeye başlıyoruz. Buradan mesela hemen şu an otoritemizi neden dolayı kaybettiğimize bakabiliriz. Şu an uyumsuzluktan dolayı şu ana kadar 4 puan kaybetmişiz. 3 puan da yayılma hızından dolayı kaybetmişiz. Afrika'ya ben şimdilik karantinayı kaldırıyorum. Çünkü Afrika'da uyumsuzluk çok fazlaydı. Buradan ölümcüllük oranını ciddi bir miktarda azalttım. Sonrasında aşı analizini açıp artık aşı çalışmalarına başlayabilirim. Şöyle aşı çalışmalarına başlıyorum. Afrika'ya tekrardan karantina uygulaması başlatacağım.
9 puan gerekiyormuş. Dediğim gibi normal moddayken bunu da yapabiliriz. Bu da seçeneklerden bir tanesi. Şuradan hemen aşının daha hızlı araştırılabilmesi için bu özellikleri açıyorum. Şu an uyumsuzluğun çok fazla olduğu herhangi bir ülke göremiyorum. Şöyle bir bakalım, otoritemizi neden dolayı kaybetmeye devam ediyoruz. Şu an hastalığın yayılma hızından dolayı bir otorite kaybımız söz konusu. Onu da birazdan kontrol altına alacağız zaten. Burada aşının daha hızlı bulunabilmesi için bu özelliği açacağım. Bu özelliği açtıktan sonra şurada yeni özellikler ortaya çıkıyor. Bunlar yayılma hızını kırmaya yönelik özellikler. Ben onlarla hiç ilgilenmeyeceğim. Onların ne olduğunu tek tek bu en zor modda oynarken anlatacağım. Çünkü en zor moddayken onları kullanmamız gerekecek. Ben burada videoyu çok fazla uzatmamak için normal moddayken bu şekilde hızlı bir şekilde bitirmek için bu oynanış yöntemini tercih ettim. Hem arkadaşımız da demişti zaten, onu da göstermiş olayım. Bu da kolay bir yöntem. Bu şekilde de rahat rahat gayet güzel normal modda puanımızı alıp oyunu bitirebiliriz. Şöyle haritada kırmızılık gördüğüm yerlere uçağımı gezdiriyorum. Aşı bulunduğu zaman hızlıca üretiminin sağlanabilmesi için hep diyorum şu özellikleri açmak gerekiyor. Buradan da bu özelliği açacağım. Şöyle bir bakalım, otoritemizi neden dolayı kaybediyoruz şu an? Hala hastalık yayılma hızından dolayı kaybediyoruz. Yayılma hızını şu şekilde kırabiliriz. En azından enfeksiyon hızını birazcık kırmamıza yardımcı olur bu özellikler. Şöyle oyunu hızlandırıyorum. Artık uyumsuzluktan dolayı puan kaybetmeye başladım. Hemen onu şu şekilde karantinayı birazdan şöyle kaldırıyorum. Birazdan tekrardan karantinayı açacağım. Şu Amerika'da da karantinayı kaldırıyorum. Afrika'da da karantinayı kaldırıyorum. Bu noktada fazla puan kaybetmek istemiyorum. Birazdan kısıtlamaları tekrardan geri getireceğim zaten. Şöyle bir soluklansınlar diye bu hamleyi yaptım. Şimdi tekrardan karantinaların hepsini tek tek geri açıyorum. Şöyle Grönland kıpkırmızı oldu. Grönland'a yollayayım. Buradan aşıyı hızlı bulabilmek için hemen bu özelliği açmak çok önemli. Bu özelliği açtığınız zaman aşı bulunduğunda direkt üretimi %90'lardan başlıyor ki şu an zaten aşı araştırma hızımız %57'lere kadar yükseldi. Artık oyun bitene kadar karantinayı kaldırmayacağım. Şöyle uyumsuzluğun arttığı bölgelere para yardımıyla bu işi çözmeye çalışacağım.
Normalde karantinayı kaldırmayacağım dedim ama karantinayı kaldırmayacağım dedikten sonra çok hızlı bir şekilde şöyle bir bakıyorum neden dolayı kaybetmişim. Panik, hastalık yayılma hızı ve ölümlerden dolayı puan kaybetmişim. Bunları azaltmak için şunu yapmak gerekiyor. Buradan hastalığın yayılma hızını kıracak özellikleri açmak gerekiyor. Ben bunları çok fazla açmak istemiyorum. Şundan dolayı çok fazla açmak istemiyorum. Şu an mesela 5 kaynak puanım kaldı. Burada aşıyı bulduktan sonra hızlıca hemen buradan otorite puanlarını yükselteceğim ki yüksek bir otorite puanıyla tamamlayabileyim. Bu noktada yani aşı araştırması %100 olana kadar bu otorite yetki puanını kaybetmeyi bir miktar göze alıyorum açıkçası. Aşı bulundu, bulunacak. Eli kulağında. Aşı bulundu. Şu an hazırlık kısmında %90'da. Şöyle bir hızlıca bakalım. Yaklaşık kaç güne aşımız hazır olacakmış? 7 güne hazır olacak diyor. Şimdi burada hemen şunu yapıyorum. Karantinaları geliyorum. Tek tek kaldırıyorum. Operasyon kısmına geliyorum. Bu yetkileri tek tek açıyorum. Açtıktan sonra bir ay boyunca otoritem azalmasın diye sansürü de uyguluyorum. Gördüğünüz gibi yetkim şu an 101'e yükseldi. Şu an sansürlerden dolayı otoritem düşmeyecek. Aşı da tamamlandı zaten. Sansürleri ortaya çıkarttıkları zaman hemen sahte haberleri ortaya süreceğim. Bu şekilde 101 otoriteyle oyunu tamamlamış olacağız. Çok fazla puan vermeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü dünya çapında çok fazla ölüm gerçekleşti. Ölen sayısı fazla olduğu zaman çok fazla puan vermiyor. Bu oyunda da hastalığın yayılma hızını, ölümcüllüğünü kırmak yerine bütün dünyayı karantinaya aldım. Dedim ki hastalananlar artık başının çaresine baksın dedim. Ben kendim şunu kaldırabiliyor muyuz? Şuradan herhangi bir özellik kaldırabiliyor muyuz diye bakıyorum. Bu oyunda benim yaptığım şey otoritemi yükseltip herkesi karantina altına alıp hastalananlar başının çaresine baksın. Ben hastalığı aşı üretilene kadar müdahale etmeyip yayılmasına göz yumacağım şeklindeydi. Aşıyı tamamladık ve bu şekilde hastalığı kazanmış olduk. En sonunda karantinaları kaldırıp karantinadan gelen puanla da yetki puanlarını açarak gayet yüksek bir otoriteyle oyunu tamamlamış olduk. Şöyle hastalık grafiğini ben size göstereyim. Enfeksiyon hızı gördüğünüz gibi pembe çizgi gittikçe artarken burada müdahale etmemle iyice aşağılara düştü. Zaten oyunun en başından beri uyumsuzluk riskini azaltmaya yönelik hareketler yaptık. Burada da karantina grafiği iki kere karantinayı kaldırdım sonrasında geri açtım biliyorsunuz. Şöyle bakalım ne kadar puan verdi. Tahmin ettiğim gibi çok fazla ölü insan olduğu için fazla bir puan alamadık ama bu sayede sonraki bölümü açmış olduk. Bundan sonra artık şöyle bir bakalım kaç bölümümüz kaldı. Son 3 bölüm kalmış. Bu son 3 bölümde normal modda oynadıktan sonra artık tek tek hepsini çok zor modda oynayarak tedavi bölümünde bu şekilde bitirmiş olacağız diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Ne diyelim? Bir şey demeye gerek yok. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Görüşürüz.